bizi çılbır yapıyoruz. Ya zaten çılbır çok eski bir tarifimiz biliyorum. Ama şöyle biraz renklendirdim. Böyle öğle yemeğini, akşam yemeğini yapılacak şekilde dizayn ettim. Hadi gelin malzemeleri sayalım. Şimdi buzlu suyumuz var. Çünkü çılbırları sudan sonra buzlu suya atacağız. Bu çok önemli bir detay. İlk başta onu söylüyorum. Sonra pul biberimiz var, tereyağımız var, mısır unumuz var, dereotu, sarımsak, sirke, bir tane yumurta ve iki tane de ayrıca yani üç yumurta kullanıyoruz. Tuz, yoğurt, bir de kabağımız var. Soyulmamış kabak ama dışı güzelce temizlenmiş. Evet efendim, şimdi ne yapıyoruz? Önce fırına kabakları atıyoruz. Niye? Çünkü çılbır için çıtır çıtır kabak yapacağız. Bu çıtır kabak aslında sadece çılbır için değil, normalde de hayatınıza çok rahatlıkla sokabileceğiniz sebzelerde uygulayabileceğiniz bir yöntem. Mısır unu ve şeyden oluşuyor, yumurtadan oluşuyor. O kadar basit ki. İstediğiniz sebzeyi atın, çıtır çıtır çıksın. Bir tek sizden ricam, bak kabağın böyle dışını soymadım. Bir tek almayacağım yerini göstereceğim size. Şimdi hemen bunları böyle koyalım. Şimdi şöyle hop hop yapıyoruz ya. Şöyle tam ortasında çok çekirdekli, çok da yumuşak bir alan vardır ya. Onu almıyorum. Çünkü o istediğim çatırlıkta olmuyor. Sadece bir bölgesini. Sonra devam ediyorum. Yine şurada bir çekirdekli alan var. Onu da çıkarttım. Şöyle incecik zaten küçücük kalıyor. Onu da kenara koydum. Ve bakın devam ediyorum. Böyle, böyle ince ince kabakları çıtırlık doğruyoruz. Şöyle yapayım göstereyim size. Bunları önce yumurtaya bulayacağız. Sonra da mısır ununa bulayacağız. Evet şöyle. Aynı boyda olması çok iyi olur. Bakın şu çekirdekli bölgeyi tırk, kenara alıyorum. Geri kalanlarını güzel güzel doğruyorum. Ve şimdi birazdan yumurtaya bulayacağım. Çıtır kabak için kabakları küçük küçük doğradık. Sadece orta çekirdekli kısmını almadık. Şimdi şöyle yumurtaya buluyoruz. Bir tane küçük bir yumurtam vardı. Onu aldım. Yumurtaya iyice bulandıktan sonra da şöyle mısır unu gezdiriyorum üstünde. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ve kabakları sadece buluyorum. Biraz daha ilave edeyim. Tamam. Şimdi bakın kabaklar bu hale gelince kabakları tek tek fırın tepsisine alıyorum. Kabakları yumurtaya, sonra da mısır ununa buladık. Böyle fırın tepsisine dizdik. Şimdi elimde azıcık bir zeytinyağı var. Şimdi o zeytinyağını böyle idareli olarak böyle gezdiriyorum. Aslında bir tane fıs fıs edinmem lazım. Bunu en kısa zamanda yapacağım ve üzerlerine böyle iki tane fıs fısla zeytinyağı geçireceğim. Az zeytinyağı kullanmak istediğiniz zaman bunu yapmanızı öneriyorum. Hadi biz fırına gidiyoruz 200 dereceye. Fırından çıtır kabaklarımızı çıkardım. Bunları bir kenara alıyorum. Daha sonra kullanacağım. Şimdi hemen çılbırımı yapıyorum. Çılbır için önce buz dolu bir kase getirdim. Bu soğuk suyumuz kenarda duracak. Bir yandan da bir tencerede önce suyu kaynattım. İçine sirke koyuyorum. Biraz da tuz ekledim. Şimdi bir girdap oluşturuyorum. Bu girdap çok yavaş olmamalı. Hızlı bir girdap olmalı. Ve ilk yumurtamı girdaba kırıyorum. Çok zevkli, çok keyifli, görseli çok güzel bir yemek bence çılbır. Şimdi bu kaynayacak.
kendini toparlayacak ve çok güzel bir poşe yumurta haline gelecek. Neden soğuk suya koyuyoruz onu da anlatayım size. Normalde çılbır tam 2 dakika kaynıyor. Çok fazla pişmesin, sarısının pişmesini istemiyoruz. Sarısının yumuşak kalmasını istiyoruz. 2 dakika tam bunun için harika planlanmış bir zaman. 2 dakika sonra süzgeçle çılbırı soğuk suya aldığında pişmesi duruyor. Yani tam nerede aldıysanız, buzlu suya koyarsanız orada sarının miktarı, yani pişme süresini ayarlayabiliyorsunuz. Bu o yüzden çok önemli. Şimdi 2 dakika kaynatacağım. Sonra da soğuk suyun içine alacağım yumurtamı. Evet, tam 2 dakika geçti. Şimdi aldım. Hemen buzlu suyun içine koyuyorum. Şöyle hassas davranıyorum. Ve buzlu suyun içinde bekletiyorum. Şimdi iki parti kaldı. Bir tanesi hem sarımsaklı hem de dereotlu çok güzel bir yoğurt tabanı hazırlamak çılbır için. Öbürü de pul biberle tereyağını eritmek. Şimdi hemen şöyle tereyağını koyuyorum. Ve pul biberini ekliyorum. Acı sevenleri buraya alalım. Bu da önemli çünkü çılbırın üzerine tereyağı ve pul biber müthiş bir lezzet veriyor. Bunu da kenarda hazırlıyorum. Şimdi bir tek yoğurt yapması kaldı. Hadi onu da yapalım. En son şu yoğurdu miksere aldım. İçine dereotunu koyuyorum. O kadar güzel bir renk oluyor ki. Yemyeşil bir yoğurt oluyor. Ne kadar dereotu? Çeyrek demet kadar dereotunu incecik zaten doğramıştım. Bir de sarımsağım var. Bir tane büyük sarımsak. Şöyle onu da koyuyorum içine. Biraz da tuz ekliyorum ve şöyle ağzını kapatıyorum. Herhangi bir mikserle karıştırabilirsiniz. Yoğurdumu koyuyorum. Şu anda artık sunuma geldik. Birlikte yapacağız. Sebzeli çılbırın en güzel yerine geldik. Süslemesine geldik. Evet, hadi gelin. Şöyle süsleyelim. Zaten yoğurdunu hazırlamıştık. Buzlu sudan 2 tane yumurtamı buzlu sudan aldım. Şimdi şöyle tabağıma koyuyorum. Yavaşça ilave ediyorum. Hassas hepsi. Sonra kenarlarına biliyorsunuz çıtır kabaklar yapmıştık. Onları biraz daha küçülttüm. Fırından aldım, küçülttüm. Şöyle tabağımın etrafında gezdiriyorum. Nasıl besleyici, nasıl güzel oluyor. Vitamin deposu. Hem de 2 tane yumurta yemiş oluyorsunuz. 1 tane kabak yemiş oluyorsunuz. Bakar mısınız hani besleyiciliğine? Şöyle bu bir menü olmaz mı? Akşam sadece bununla yiyen zaten doyar 2 yumurtayı yediğinde. O yüzden bence diyetik bir yemek oldu. Diyet menüsüne de uyabilecek harika bir çılbırımız oldu. Şimdi bir de tereyağlı bir dokunuş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her zaman çok yakışır çılbıra tereyağı. O yüzden de çok da abartmadan, yani birazcık dokunduruyorum. Biraz da şöyle bahçeden nanem vardı. Azıcık da üzerine naneleri serpiştiriyorum. İşte böyle bugün de hafif, güzel bir lezzet yaptık birlikte. Sebzeli çılbır yaptık. Daha güzel tariflerde yine birlikte olalım. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.